Merhaba sayın meslektaşlarım. Bu videomda sizlere dinamik 3D blokların devamını tanıtmaya ve yaptıklarımı anlatmaya devam edeceğim. Daha önceden yani bir önceki videomda bir önceki çalışmamızda dirsek, 90 dirsek, rediksiyon, boru ve T yapmıştım. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. 3D blokları yapıyorum ki ileride Keyifle yapacağımız 3D proje çalışmalarını ve eğitimlerini 3D projeler üzerinden yürütmeye çalışacağım. Yani bu bize keyif katacak. Ee, proje çizmesini zevkli hale getirmek için uğraşıyorum. Bu şekilde e, internette değerli toplu. Yani e, 3D yok ama parça parça topluyoruz. Ee, mesela bugün ilave olarak ne ekledim onlara söyleyeyim. Düz flash P16'ya göre ekledim. Çünkü en çok ortalama kullanılan P16. P16'ya göre tasarlarsak zaten garanti olacaktır. E, 2 milim 3 milimin lafı olmaz. Ha, delik sayısı farklıdır. Bizim için önemli olan e, o değil. E, şey Tasarım önemli. Bu yüzden P16'ya aldım. Çok kalabalık olmasın diye. Balans vanasını aldım. İşte 150'ye kadar aldım 15'ten. E, daha yukarısı zaten pek çıkmak, çıkmaz karşımıza balans vanası varsa özel olarak yine bakarız. Bunları internette araştırarak özel olarak buldum. Zaten burada markası da yazıyor. Ee, disco check yaptık bugün. Disco check valfi 300'e kadar. Genelde 150-200 de kalır yani 250-300 pek fazla kullanılmaz ama özel durumlar çıkabilir yangında. E, belki durumlar çıkabilir. Bir de bugün finanslı küresel Vanayı eklemiş bulunmaktayım O da 65'ten başlattım 200'e kadar yani DN200, 8 inç e, ya da 8 parmak usta diliyle. Manometre ve termometreyi böyle bir sembolik olarak ekledim. Dinamik blokları bu hale geldi. Mesela şu tablonun tamamı şu küçük tablonun içinde gizli. Mesela dinamik balans vanasını buradan değiştirerek büyütebiliriz. İşte boruyu aynı şekilde değiştirebiliriz. Disco check valfi aynı şekilde değiştirebiliriz. İşte flanşları aynı şekilde değiştirebiliriz vesaire vesaire. Şimdi bunlar bittiğinde şimdi şurada bir tane örnek yine hazırladım da devam edeceğim. Yani bunu daha değişik modele getireceğim. Ben şu anda hepsini bir araya aldım. bunları 3D çizerken çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Zaten 3D projeleri komple binayı çizmek yani çok saçma şu devirde şu zamanda diyeyim yani ilerleyen dönemlerde Revit gibi programlar zaten bunu kütüphaneniz varsa daha hızlı yapıyor ama biz ekonomik olarak kendimiz özel olarak nasıl yapabiliriz o tikette nasıl bunu geliştirebiliriz bunun üzerine yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz çalışıyorum daha doğru söyle söyleyeyim Şimdi buradan izometriye geçtiğimde aynı bu şekilde bir kutu oluşturmayı düşünüyorum. Şu anda şekilde gördüğünüz gibi her açının mesela Vananın bu yönde, bu yönde yatay, dikey Vanada dikey de olmamış. Onu da eklememiz lazım ama Şimdilik e, bu şeyde kaldı. O dikeyi de şöyle ekleyebilirim. Burada şunu bir tane daha çoğaltacağım. E, misal şu açıdan baktım. Bu açıdan baktığım şu kutuyu mesela daha önceden yaptığım şu kutuyu aynı siz de benim gibi yaptığım gibi şuraya alacaksınız. Araç kutusu diyorum ben bunu. Yöntem geliştireceğim bununla ilgili. Tabi hepsi bir arada değil de işte dirsek, T, vanaları ayırmak lazım. Biraz daha burada karmaşık olabilir. Gelir şunun yanına ekleriz. Mesela bu açıda vananın yönlerinde yönlerini de eklemiş olduk. Mesela buradan da hem biraz 3D eğitime de katkı sağlamış olalım. Mesela burada dikey vananın yönlerini etki, eklemiş olduk. Misal e, örneğin şimdi vanamızı 65'likten başlıyor. Mesela borumuzu 65'lik yapalım. Borumuzu 65'lik yapalım. Onun için şunun içine girmek de girmemiz gerekiyor. Bak buradan boruya 65'lik yapıyoruz mesela. Boruya 65'lik yaptık. Ucuna mesela şu vanayı takacağız. Ama bundan önce flanş gerek değil mi? Bu vanayı takmadan önce flanşı takmamız gerekiyor. Flanşın bu yöndeki şeyini almamız lazım. Şimdi neyse şey tarafı ee, şunun da bir aynalanması gerekiyor. Flanşın ters yönü var. Neyse ben şimdilik böyle bir koyayım. Tabi o yönleri ayarlayacağız. Şimdi bu flanşı da 65'li buradan seçeceğiz. Getireceğiz. Borumuzun merkezine bunu oturt yani koyacağız. Sonra yine borumuzun merkezine koyduktan sonra bunu şey düzleme geçip misal işte 3D'de düzlemlere geçip bu ayarları yapmak gerekiyor. Şimdi o çizimimiz nereye gitti? Bir dakika. Nerede başladık o çizimi? Şundan gözükmüyor. Şöyle. Hemen düzlem değiştiriyorum. Evet çizim burada. Şimdi buradan misal şöyle bir bunları kaydıralım. Şimdi misal filan şey Aynen bu şekilde koy koyacağız. Misal bunu böyle yanaştırmak yerine misal şuradaki yakadan yakaya örtüşmesi için 16.32 mesela 16. 16.32 bu şekilde yaptık. Alt tarafı da aynalamak için yani mesela hızlı bir çizme yöntemi mesela buradan da flanş aynalarız. Hatta boru ile birlikte aynalayalım. Gördüğünüz gibi şeyi koyduk. ya Tabii ki 2D gibi hızlı sürmeyecek bu işler. Yani 2D gibi e, Revit gibi programlar çok hızlı. Orada yani onlarla kıyaslamıyoruz. Bir şimdi ekonomik olarak onlar o programlara gücümüz yetmiyor ise bu yöntemlere başvuruyoruz. Şimdi yukarı doğru rediksiyonumuz olacak. Misal burada rediksiyon yukarı doğru yönde vermiş miyiz? Şurada vermişiz bir tane mesela. borun ucuna bunu takacağım. Misal buradan bu rediksiyonda mesela burada düşüş yapmak istiyorum 65'te borum 65'ten 50'ye düşeceğim buradan merkezini tutabilirseniz şu şekilde koyabilirsiniz gördüğünüz gibi yapıyoruz Ucunu bir tane t koyalım yani burada hem biraz Eğitici bir video olmuş oluyor Mesela şu şekilde bir T koyabiliriz Ucuna ellik yaptık misal Buradan dağıtım yapacağız Ellik T Koyacağım ucuna Şu şekilde Buradan rediksiyona düşüp sağa sola Gidebiliriz Başka ne yapabiliriz misal ee Statik balans fanası koyabiliriz. Genelde statik balans fanasının yönünü de üstünde gösteriyor ya da dinamik balans fanası ikisi de aynı şekilde alabiliriz. Misal sağa sola gittiği için balanslama yapacağımız yer ama şimdi bunu bu şekilde yaptık. Hemen T'nin ucuna da bunu böyle koyduk. yani gördüğünüz gibi çizebiliyoruz yani. İşte e, daha birçok armatürü ekleyeceğiz buna. İşte neler var? Genleşme tankını e, bulabilirsem internetten bulacağım. Yabancı kaynaklardan bulabilirsem bulacağım. Bulamazsam çizeceğiz. Ondan sonra pislik tutucumuz var. Pisik e, pislik tutucumuz olacak. E, denge kabını çizebiliriz. Aynen denge kabını e, özel olarak çalışabiliriz denge kabı yani pisik tutucu sirkülasyon pompaları dişli vanalar kaldı dişli vanalar. işte kazanmazan onları internetten katalogla internetten indirebilirsek indiririz. ya da kabaca çizmeye çalışırız şimdilik güzel görüntüler oluşturmaya başladık Bunlar bizim için veli nimet olacak keyifli olacak hem bunun üzerinden bu şekilde koya koya hani çize çize bir uygulamayı anlatmak belki e, yeni e, başlayanlar için bil bu e, nimet olacak yani bulunmaz bir nimet olacak mesela statik balans oranının şeklini internetten bakarak belki birçoğumuz bulabilir ama burada yaklaşık olarak hem 3T'ye yakın olmuş olacak güzel olmuş olacak daha güzel olmuş olacak. Devam edeceğiz bunlara devam edeceğiz yani yaptıkça paylaşıyorum bunu katıl üyelerine ücretsiz olarak verilecektir kesinlikle katıla verilen ücretler bu bilgilerin karşılığı değildir yani bu emeklerin karşılığı değildir sizler çok iyi biliyorsunuz süreklilik için katıla üye olarak destek verebilirsiniz yani 25 TL hiçbir şey bu ücretlerin karşısında beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım daha güzel çalışmaları birlikte paylaşarak daha iyi yerlere gelmemizi sağlayabiliriz ülkemizi mesleki açıdan sevdirmeye çalışıyorum mesleki açıdan güzelleştirmeye çalışıyorum emek veriyorum ve bu mesleği çok seviyorum sevdiğimin kanıtı olarak da bunu zaten görüyorsunuz. Ee, umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun sağ olun.